Minecraft, ucu bucağı olmayan bir evren. Maden inip araç gereçler toplayıp evinizi yapıyorsunuz. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ama oyun sadece bundan ibaret değil. Yapımcılar oyuna yeni bir içerik eklemeden önce birçok defa düşünüyorlar. Mesela kendi tasarladıkları 4 yaratıktan birini seçmenizi istiyorlar ve oyuna sadece onu ekliyorlar. Peki neden hepsini ekleyebilirken sadece bir tane ekliyorlar? Çünkü bu canlılar oyuna eklenirken hikayeyi de göz önüne alıyorlar. Çünkü siz ne kadar fark etmeseniz de Minecraft'ın bir hikayesi var. Yapımcılarsa bu hikayeyi aktarma konusunda pek de cömert değiller. Kendileri 1.17 güncellemesinde arkeolojik kazılarla oyunun hikayesini genişleteceklerini ve oyunun evrenini yavaşça açıklayacaklarını belirttiler. Tabii Minecraft gibi bir oyunun hikayesini aceleye getirmenin mantıklı olmayacağını çok geçmeden de anladılar. Bu yüzden de Minecraft'ın hikayesini 1.17 sürümünden 1.18 sürümüne taşıdıklarını açıkladılar. Tüm bunlar bize halihazırda Minecraft'ın zaten bir hikayesi olduğunu belirtir nitelikte. Peki hiç düşündünüz mü? Tüm canlılar bir şekilde basit özelliklere sahip olup belli yerlerde yaşayabilirlerken, Endermenler hem dünya hem nature hem de Ent'te nasıl var olup yaşayabiliyorlar? Işınlanabiliyorlar ve bunu nasıl başarıyorlar? Enderman dediğimiz bu varlıklar kimler? Ejderha ile ne gibi bir bağları var? Ben Adal ve bugün Endermenlerin gizlenen hikayesini inceleyeceğiz. İlk olarak bakmamız gereken yer oyunun sonu dediğimiz The End olacak. Burası Endermenlerin yaşadığı ana kara. Sayıları burada aşırı fazla olsa dahi popülasyonu en fazla olan canlı değiller. Burada sayısı en fazla olan canlı nektar meyveleri. Kendileri End'in uçsuz bucaksız kara parçalarını sarmış durumda. Peki bu meyveler önemli mi? Önemli. Eğer Endermenleri anlamak istiyorsak bu nektar meyvelerini de gözden geçirmemiz gerekiyor. Birazdan anlayacaksınız. Nektar bitkileri hızlı uzayan ve sayısız dalı olan ende özgü bir bitki türü. Nektar çiçeği dediğimiz çiçeklerden açabiliyorlar ve nektar meyvesi dediğimiz meyveleri veriyorlar. Bu meyvelerin bir karpuz veya bir bal kabağı gibi çekirdekleri yok ve yediğiniz zaman sizi belli bir çapa göre rastgele yakın bir alana ışınlayabiliyorlar. Işınlanmayı kontrol edemiyorsunuz ve sadece limit dahilinde ışınlanabiliyorsunuz. Bu da bu meyveyi o kadar da iyi kılmıyor. Bu meyve nasıl mı işimize yarayabiliyor? Başkalarının evlerine ışınlanabiliyorsunuz veya 2B2T gibi riskli sunucularda tuzağa düşürüldüğünüzde meyveyi yiyerek oradan uzaklaşabiliyorsunuz. Yine de meyve Enderman kadar tutarlı ve hızlı ışınlanmamıza yaramıyor. Peki meyvenin bu özelliklerini neden mi bilmemiz gerekiyor? Çünkü End boyutunda yaşayan farklı bir canlıda da bu soruyu arayabiliyoruz. Shulkerlar. Bu canlılar sert kabuklara sahip ve hasar aldıklarında istedikleri yere ışınlanabilme kabiliyetindeler. Onları öldürdüğünüzde Shulker kabuğu dediğimiz kabuklardan elde edebiliyoruz. İşin ilginç kısmı ise nektar meyvelerini erittiğimizde tam olarak da Shulker kabuğu kıvamında ve renginde sert maddelere dönüşüyorlar. Aslında Shulkerlar zamanında Shulker bile değillerdi. Doğal seçilimle beraber ortama ayak uydurabilmek için Shulker'a dönüştüler. Nektar meyveleri genlerini değiştirdi. Bu yüzden de ne zaman altlarından blok kırarsak veya onlara saldırırsak ışınlanabiliyorlar ve bizden kaçabiliyorlar. Endermenler de bu tarihin bir parçası. Onlar da End boyutunda doğup büyümediler. End boyutunda sıkıştılar. Yaşamlarını sürdürmek için nektar meyvelerini yerlerken başkalaşım geçirmeye başladılar. Böylelikle de şu an bildiğimiz Endermenler oldular. Bu noktada Endermenler ve Shulkerların başkalaşım geçirdiklerini biliyoruz. Ama dikkat çekmem gereken bir yer var. Endermenler Shulkerlardan daha üstünler. Her türlü fırlatılan nesneden ışınlanıp kaçabiliyorlar. Hatta konuşabiliyorlar. Evet, Enderman sesleri yapımcıların Hey ve WhatsApp seslerinin bozulmuş halleri olarak oyuna tanımlandılar. Bu da Endermenlerin konuşabilen ama zamanla bunu yitirmiş canlılar olduklarını kanıtlar nitelikte. Özellikle de yapı yapma becerileri kesinlikle gözden kaçmamalı. Minecraft evreninde yararlı ve zararlı canlılar, çevreyle etkileşime geçebilirken hiçbiri Enderman gibi olamıyor. Endermenler hem nesneleri alıp kırabiliyorlar hem de o nesneleri istedikleri yerlere taşıyabiliyorlar. Yani bir yanları insan gibi çalışıyor, bizler gibi davranıyorlar. Ama oraya sonra geleceğiz. Önemli olan parça Endermenlerin öldükten sonra çıkardığı inciler. Bu inciler Endermenlerin ışınlanmasını sağlayan ana maddeler. Onlar sınırsız sayıda ışınlanabilirler ve bunları yaparlarken vücutları buna elverişlidir. Ama ne zaman biz bu incileri kullanmaya kalkarsak hasar alırız. Çünkü vücudumuz buna elverişli değil. Nektar meyvesini başkalaşım geçirecek şekilde yıllar boyunca yememiş, maruz kalmamış canlılarız biz.
Peki biz kullandığımızda hasar aldığımız ama Endermenler kullandığında hasar almadıkları bu incinin kökeni neresi? Nasıl oldu da bu inci başlı başına Endermenler tarafından üretilmeye başlandı? Aslında başlanmadı. Gerçek hayatta incilerin çıktığı yerleri düşünün. Midyelerin içinden çıkarlar. Midyeler sert kabuklara sahip, kabuklarını açıp kapayabilen canlılar. Peki bu canlılar kime en çok benziyor? Evet, Shulkerlara benziyorlar. Yani ne kadar oyunda görmesek de bu inciler Shulkerların içinde üretiliyorlar. Ve Endermenlerin de Shulkerlardan bu incileri almaları lazım. Peki Endermenler bu incileri Shulkerların içerisinden nasıl alacaklar? Bunun için de gerçek hayata gitmemiz gerekiyor. İnci toplamak için midye çiftçiliği yapan yerlere bakmamız lazım. İnsanlar inci çıkarabilmek için kocaman bir sistem oluşturuyorlar ve incilerden kar sağlıyorlar. Endermenler de Shulkerların içinde incileri alabilmek için Ents'te dediğimiz yerleri inşa ediyorlar. Böylelikle Shulkerları üretebilir ve incilerinden yararlanabilirler. Ama unutulmamalı ki Endermenler bu incileri olmadan bir hiçler. Gelelim hikayenin daha da derinleştiği o kısma. Endermenler sadece belirli bir alana ışınlanabildikleri incilerle nasıl oluyor da dünya ve Nether gibi farklı boyutlara ışınlanabiliyorlar? Nasıl bu boyutlar arasında etkileşim kurabiliyorlar? Aslında direkt olarak boyutlar arası ışınlanamıyorlar. Her canlı gibi, bizler gibi portal kullanmaları gerekiyor. Ama Endermenlerin olayı ise biraz farklı. Onlar adalardan adalara geçebilmek için daha gelişmiş bir portal teknolojisi için uğraşıyorlar. O sırada dünyaya açılan bir portal açıyorlar. Tamamen yanlışlıkla. Böylelikle Endermenler dünya üzerine ilk kez ayak basıyorlar ve yayılıyorlar. Ama ilk yağmur yağdığı gece zayıf noktalarını keşfediyorlar. Su. Su bedenlerini yakıyor ve onları öldürüyor. Bu yüzden çok geçmeden kendi boyutlarına dönmeleri gerektiğini anlıyorlar. Ama açtıkları portal tek taraflı bir portal olduğundan geri dönemiyorlar. Dünya denen tehlikeli bu gezegende yaşamak içinse yapılması gereken tek bir şey var. O da yer altına sığınmak ve yağmurdan korunmak. Böylelikle yer altında kocaman sığınaklar yapıyorlar. Özellikle de kendi boyutlarına gidebilmek için büyük bir portal kuruyorlar. Yine de kendi boyutlarına gidebilecek enerjiyi sağlayan bir kaynağı dünyada bulamıyorlar. O sıralarda mor, parlayan portallar keşfediyorlar. Böylelikle cehenneme gidebiliyorlar. Nasıl olsa oyunun her yerinde önceden kurulan ve kırılan portallar mevcut. Zamanında atalarımız, belki Endermenler bunları kuran kişiler. Endermenler cehennemin içindeyse portallar için gereken bir öze ulaşıyorlar. Blaze Rod. Bu alev çubuğuyla portallarını açabilecek enerjiyi ortaya çıkarabiliyorlar. Ve kendilerinin teleport özelliğini veren inciyle beraber bu alev çubuğunu birleştirdiklerinde Ender gözü dedikleri bir göz elde ediyorlar ve onun enerjisiyle beraber kendi dünyalarına portalı açabiliyorlar. Zamanla bu portallar tabii ki eskiyor ve kırılıyor. Gözler işlevini yitiriyor. Böylelikle de biz oyuncu olarak oyunu oynadığımızda o portalları tekrardan keşfedip tekrardan açabiliyoruz. Aynı yüzyıllar önce Endermenlerin açtığı gibi. Peki Endermenler nasıl oldu da geri kalabildiler? Şu an bizden daha üstün değiller. Endermenler Ent'ten kurtuluyorlar ve kendi portal teknolojilerini geliştiriyorlar. Portalları açmak için sert bir madde ve sıcaklık gerekli. Ve böylelikle de obsidyenleri birleştirerek ateşle buluşturup da Nether portallarını açıyorlar. Nether'a gittiklerinde ise Blaze adlı canlıları köleleri yapıyorlar. Onlar için kaleler inşa ediyorlar ve o kalelere hapsediyorlar. Aynı incileri alabilmek için Shulkerları köleleştirdikleri gibi bu sefer de Blaze'leri köleleştiriyorlar ve onları kullanmaya başlıyorlar. Böylelikle de kendi gezegenlerine gidecek portallardan 128 tane yer altına oluşturuyorlar. Tüm bu başarılarından sonra ise daha da iyisini hedefliyorlar. Daha iyi portallar açabilirler ve başka boyutlara gidebilirler. Hatta başka boyutlardan canlıları da kendi dünyalarına çağırabilirler. Onları da köle yapabilirler. Böylelikle dünyadan aldıkları obsidyenleri Ende taşıyorlar ve kuleler inşa ediyorlar. Nether'dan topladıkları gaz gözyaşlarıyla da kristaller yapıyorlar. Bu portal teknolojileri için daha büyük bir adım ve daha büyük bir canlıyı çağırabiliyorlar. Ve hepimizin bildiği ejderha ortaya çıkıyor. Endermenler bu ejderhanın onları daha ileriye taşıyacağını düşünse de Endermenlerin sonu bu ejderha oluyor. Ejderha Endermenlerden daha büyük bir güç haline geliyor ve Endermenleri kontrol etmeye başlıyor. Bundan sonra da Endermenler dünyadaki erişimleri kırabilmek için, başka canlıların Ende gitmesini engelleyebilmek için kurdukları portalları kırıyorlar ve End portallarını da öyle. Bu yüzden siz oyuna başladığınızda portalların birçoğu kırık.
Çünkü Endermenler neyin ne olduğunu önceden biliyorlardı. Eğer ejderha Ent'ten çıkmanın bir yolunu bulursa gördüğü her canlıyı kölesi yapacaktı. Endermenler zamanla köleleştiler. Zihinlerini kullanmayı bıraktılar. Böylelikle de Endermenlerin kurduğu imparatorluk yavaş yavaş çürümeye bırakıldı. Yavaş yavaş tozların arasına katıldı. Köleleştirdikleri canlıları başkaları devraldı. Kaleler iskeletlerle doldu ve Endermenlerin bıraktığı mirası kuşandılar. Böylelikle Endermenlerin devri yavaşça sona erdi. Aradan binlerce yılı geçti ve biri belirdi. Biri Endermenler gibi doğayla iletişim kurabiliyordu. Gerekli olan eşyaları doğadan toplayabiliyordu. Akla sahipti ve kendi barınağını yapabiliyordu. O kişi oyuncuydu ve Endermenler çok geçmeden bu oyuncunun onlar gibi olduğunu anladılar. Onların eski hali gibi yapılar yapabiliyor, düşünebiliyor ve mantıklı kararlar verebiliyordu. Bu yüzden de Endermenler oyuncuyla iletişime geçmeye çalıştılar. Hey dediler, naber dediler. Ama seslerini biz algılayamıyorduk, sesleri artık bozulmuştu. Endermenler ise ejderhanın zulmünü çekmeye devam ediyorlardı. Yıllar geçiyordu, ejderha yaşlanıyordu ama öldüğü zaman bıraktığı yumurtayla beraber jenerasyonunu devam ettiriyordu. İşte bu yüzden de Ent'te duran, havada uçan bazı gemiler var ve gemilerin başında da ejderhanın kafaları var. Bu kafalar nereden geldi? Ejderhadan birden fazla mı vardı? Hayır, ejderha yüzlerce kez küllerinden tekrar doğdu. Ta ki oyuncu bazı şeyleri keşfetmeye başlayana kadar Netra'ya gitmenin yolunu buldu, sıcak ve katı maddelerin kullanımını bilmeye başladı. Binlerce yıl önce köleleştirilmiş Blazer'ı Netra'dan toplayaraktan kendi gözünü elde etti. Endermenlerin özünü çıkardı, belki vahşiceydi ama bunu yaptı ve en sonunda yeraltı tapınaklarını buldu. Yeraltı tapınaklarındaysa gidecek o portal mevcuttu. Oyuncu Ent'e adımını attı ve ejderha ile amansız bir mücadeleye girişti. Uzun süren bu mücadelenin ardından ejderha galip gelemedi. Yüzyıllarca kazandığı savaş artık kaybedilmişti ve başarımlarda şu yazıyordu: Ent'i özgürleştirmek. Evet, Endermenler binlerce yıl köle kaldıkları bu esaretten kurtuldu. Ejderha artık yoktu ve yeni bir çağ başlıyordu. Endermenler körelen zekalarını geri alamadılar belki ama en azından rahat bir nefes alabildiler. Ve bu da Minecraft'ın hikayesi. Belki yıllarca oynadık ama gözümüzün önündeki hikayeyi görmezden geldik. Böylelikle de Minecraft'ın o büyülü hikayesi bitiyor. Evet, Minecraft'ın hikayesi de bu şekildeydi. Endermenler başlattı, Endermenler sonlandırdı. Bunlar gibi, Endermenler gibi bir sürü farklı canlılar da var. Onların da hikayeleri var. Onları da istiyorsanız beğenerek destek verebilirsiniz. Zaten bu klasik YouTuber şeylerine girmeyeceğim. Öyle. Bu yapabilirim. Onun dışında Twitch'te 20.00'da yaptığımız yayınlarda biliyorsunuz 40 tane Minecraft Premium veriyoruz her ay ve onun üzerine de bu ay şöyle bir şey yapmıştık. Sadece dünyada 10 tane basılacak. Benim imzalayacağım, arkasına size özel birkaç şey yazacağım bir çekiliş yapıyorduk. Evinize asarsanız koleksiyon olarak belli bir yere koyarsınız. Anında ekranda görüyorsunuz zaten. Büyük bir tablo olacak, imzalı olacak. Bugün bunun çekilişi olacak Twitch'te. Zaten Prime'le beraber ilk ay bedava, sonra 8 lira kullanaraktan hem dizi film izleyerek hem bana abone olaraktan değerlendirebilirsiniz bunu. O zaman ne bekliyorsunuz? Aynen bugün 20.00'da çekiliş var. Katılabilirsiniz. Bambaşka bir videoda, bambaşka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.